İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41.272'ye, yaralı sayısının da 95.551'e çıktığı kaydedildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze şeridinin çeşitli bölgelerinde iki katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusunun abluk altındaki Gazze şeridine yönelik acımasız saldırıları devam ederken, Gazze kentinin batısındaki Şati mülteci kampındaki En-Necar ailesine ait eve saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu aktarıldı. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıları 348 gündür aralıksız devam ederken, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Bureis mülteci kampına düzenlediği saldırılarda ise Filistinli Ebu Şuka ailesinin evi bombaların hedefi oldu. Enkaz altından cenazeler çıkarılırken yaralılar da hastaneye taşındı. İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Eşşucaiye mahallesinde yer alan İbni El Haysem okuluna hedef aldığı saldırıda ise aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralananlar ve yaşamını yitirenlerin naaşları El Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Yerle bir olan okulun enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Filistin Sivil Savunması Sözcüsü Mahmut Basal, çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı binanın enkazından 3 çocuk ve 1 kadının cansız bedenine ulaşıldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.